cemaatler ümmeti bölüyor diyenler var ve cemaate gitmemizi istemiyorlar. Ne söylemek istersiniz? Kıymetli kardeşlerim, biz ümmeti çoktan 100 yıldır kaybetmişiz. Birinci Dünya Savaşı ile parçalandık, ümmet bitti, çöktü. Biz ümmetiz de sanki cemaatler bölüyor. Ümmet miyiz ki? Şu anda 100 yıldır biz ümmet miyiz ki? Ümmet varken, halifelik varken, Müslümanların bir lideri, bir halifesi varken cemaatler var mıydı? Yoktu. O zaman olsaydı o bu laf doğru olabilirdi. Ümmet parçalandıktan sonra cemaatler zuhur etti. Tekrardan ümmeti kurabilmek için, tekrardan faaliyet yapmak için, tek başına kalmasın insanımız diye. Tek başına olanlar tembel olur, bir şey yapmaz. Bugün iyi kötü bir faaliyet varsa yapanlar gene cemaatlerdir. Fertler evinde yatıyor. Yani doğrusu bu. Fertler bir şey yaptığı yok. Fert tek başına oldu mu insan tembel olur. Cemaat çalışması insanı ayağa kaldırıyor, çalıştırıyor, bir şeyler yaptırıyor. Şimdi cemaat olmasa ben buraya gelmem. Buradaki arkadaşlarımız da bu sandalyeleri dizmez, bu programı hazırlamaz, yollarda afiş asmaz. Cemaat insanı canlandırıyor. Faaliyete geçiriyor ve büyük faaliyetler yapmasını sağlıyor. Cemaat olmazsa insan tembel olur. Cemaat olmazsa insan hem yapmaz, yapsa da küçük yapar ve yaptığı kalitesiz olur. Ne yapar cemaat olmayan? Diyelim ki kitap okur, belki gider bir komşusuna anlatır. Hepsi bu. O da arada sırada canı isterse. Cemaat öyle değil. Cemaat istese de istemese de yapar. Hasta olsa da yapar. Yani bir faaliyet varsa yine cemaatler yapıyor. Ve kıymetli kardeşlerim şunu bilin. Şu anda paralel paralel denile denile tüm cemaatler bitirilmek isteniyor. Cemaat kavramına düşmanlık başladı. Cemaat bitirilmek isteniyor ve herkes bir partinin altında, çatısı altında toplanılsın isteniliyor. Cemaatler bitirilmek isteniyor. Ve bunu AKP döneminde yapmak istiyorlar. CHP bunu yapamaz. CHP yaparsa herkes karşı gelir, CHP'ye her lafı söyler. Ama AKP yaparsa herkes bir bildiği var herhalde, iyi niyetlidirler falan gibi düşünüyor. Onu, o yüzden ona yaptırıyorlar. Mecbur ediyorlar. Herkesi AKP çatısı altında topluyorlar. Cemaatleri bitiriyorlar. Herkes o çatının altına girmeye zorluyorlar. Bize yapılan haksızlıklar da böyle bir maksadı var. Oraya girmeye zorluyorlar. O çatıyı da bir gün yıkacaklar. Çatının altında olanlar çatının altında kalacaklar. AKP de böyle gitmeyecek. AKP'nin de kalemini kıracaklar ve kırıldı. Ama bu aşama aşama olacak. Aynı İslam düşmanları AKP'nin de kalemini kırdılar, kıracaklar. Şimdi hepsini orada topluyorlar. Sonra da AKP'yi de işini bitirecekler. Ve onlar böyle lafları ortaya atıyor. Cemaatler işte insanları bölüyor falan filan. Sanki ümmetmişiz de cemaatler bölmüş. Ümmet olalım, cemaatler kendini fesheder. Müslümanlar bir araya gelsin, bir halifemiz olsun, cemaatler kendini fesheder zaten. Ümmete ulaşabilmek için cemaat oluyoruz. Hedefimiz cemaat olmak değil. Hedef ümmet olmaktır. Cemaat sadece bir araçtır. Cemaat olmayanlar ümmet olabilir mi? Bu hayal yani.